Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir güncel video ile karşınızdayız. Galatasaray'daki son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ben notlarımı aldım ve teyit ettirdiğim bilgileri buraya not olarak yazdım. Bu notları sizinle paylaşmak istiyorum izninizle. Madde madde açıklayacağım. İlerletmeden izlerseniz sevinirim. İzlerken de videoyu beğenir ve aynı zamanda ücretsiz abone olursanız mutlu olurum. Katıl butonumuzda aktif katıldan da sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Evet, Galatasaray'da neler oluyor, neler bitiyor biliyorsunuz. Biz seçime doğru gidiyoruz. Seçimi çok fazla konuşup sizleri bunaltmayacağım, sıkmayacağım. Biliyorsunuz zaten seçim çok fazla sıkmaya başladı. Ama seçimle beraber, yeni başkanla beraber Galatasaray'ı bekleyen bazı tehlikeler var. Bunlardan bir tanesi ilk maddemiz. Biliyorsunuz Galatasaray Mısır ekibi Zamalek kulübünden Mustafa Muhammed'i almıştı. Kiralama artı satın alma opsiyonu. Kiralama bedeli verilmişti fakat 4 milyon dolar gibi bir kalan bonservis bedelinin ödenmesi gerekiyor. Zamalek kulübünden bir açıklama geldi. Mısır basınında olan açıklamayı sizlere aktarmak istiyorum. Galatasaray 1 Temmuz'a kadar eğer Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık bonservisini yatırmazsa Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet edeceğini söyledi. Ve bu durumda biliyorsunuz eğer FIFA'lık olursa, davalık olursa Galatasaray cezayla karşı karşıya gelebilir. Bu cezaların bir tanesi transfer yasağı cezası olabilir. Bakın Moruta'nda da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz şu anda. Zamalek kulübü biliyorsunuz çok katı bir kulüp. Maalesef ki anlayışlı bir kulüp değil. Transfer süreci de sıkıntılı, sancılı geçmişti. Bu yüzden de Galatasaray yönetiminin yeni başkanın hemen hemen 15 gün içerisinde 4 milyon dolar bulup Zamalek kulübüne yatırması gerekiyor. Çok kısa bir süre, 15 günlük bir süre. Çok zor, çok kısa bir süre olduğu için de yeni başkanı bekleyen bir tehlike diyebiliriz. Öte yandan aslında belki biriniz, kiminiz sevinir, kiminiz üzülür bilmiyorum ama biliyorsunuz Galatasaray Ozan Vafor diye bir futbolcuyu 300 bin euroya transfer etmişti. Geçen sene İspanya 2. Lig ekibinden Almeria'ya 200 bin euroya transfer, daha doğrusu kiralık gönderdi. Orada çok fazla forma şansı bulmadı, geri geldi. Bu senenin başında ise Belçika ekibi Charleroi takımına kiralık gitti. Orada da hani biz Ozan Vafor'dan bu kadar performans beklemiyorduk. İyi bir performans gösterdi Belçika ekibinde. Haftanın 11'ine seçildi. Dönemler oldu yaklaşık 3-4 defa haftanın 11'ine seçildi. İyi bir grafik çizdi. Ozan Vafor'u kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonu varmış. Bunu da biz öğrenmiş olduk. Charleroi takımının 100 bin euro Galatasaray'a yatırıp Ozan Vafor'un bonservisini alacağı konuşuluyor ki ben de bu haberi doğrulattım. Eğer böyle bir gelişme varsa özellikle Ozan Vafor'un bu yılki performansından dolayı umarım üzülmeyiz. Umarım sadece bu sezonun bir performanstır. Eğer Ozan Vafor iyi bir noktaya gelirse bizim için üzücü bir olay olabilir. Yani 300 bin euroya aldığımız Ozan Vafor'u 300 bin euroya satmış olduk. Yıllık verdiğimiz ücreti de biz ödemiş olduk. Onun dışında ne kar ne zarar diyebiliriz. Ama Ozan Vafor'un satıldığını söyleyebiliriz. Peki ama şunu da söyleyelim. Mevcut yönetim şu anda satış veya alış konusunda çok bir hareketlik yapmayacak. Ama kulübün yani Belçika ekibinin satın alma opsiyonunu olduğu için bunu kullanıp parayı yatırıp alabilir. Bunu söyleyebiliriz. Öte yandan Galatasaray'ın kasa kuralı oldu. 9 milyon 225 bin euroluk bir kasa kuralı ki Galatasaray için bu çok ciddi bir rakam. Çünkü kurtulduğu bazı isimler oldu. Bunlardan bir tanesi sözleşmesi bitenlerden bahsedeyim. Babel, Feghouli gibi isimler biliyorsunuz yaklaşık 6-7 milyon euro yıllık maliyeti vardı. Arda Turan, Fatih Öztürk, Semih Kaya gibi futbolcuların da sözleşmesi sona erdiği için bunlardan da maaş yükünden kurtulmuş oldu. Öte yandan kiralık sözleşmesi biten futbolcular var. Erik Pulgar, Inaki Peña, Halil Dervişoğlu gibi futbolcular da sözleşmesi bittiği için, kiralık sözleşmesi bittiği için bunlar da giden isimler oldu. Toplamda bu futbolculardan Galatasaray'ın kasasına kalan para 9 milyon 225 bin euro. Tamam, bunlar yerine Galatasaray transfer yapacak ama en azından bir limit açıldı. Bu limit sayesinde Galatasaray transfer yapabilecek. Bu önemli bir gelişme. Bakın, bir limit açıldı. Bu limit sayesinde Galatasaray transfer yapabilecek. Fakat şu hatayı yapmaması lazım. 9 milyon euroluk bir maaş yükünden kurtulup kalkıp da 10-12 milyon euroluk bir maaş yükünün altına girmemesi lazım. Yani en azından işte Çıkalda o gibi, Morutan gibi, Sasha Boy gibi maliyeti düşük maaştan bahsediyorum. Bonservisten bahsetmiyorum. İşte 1-1,5 milyon euroya
maksimum 2 milyon euroya oynayabilecek futbolcu transfer yapması lazım. O tarz durumda Galatasaray biraz daha maaş yükünden kurtulmuş olacak. Bu da Galatasaray için bir nefes almasına sebep oldu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Galatasaray tabii transfer politikasında biliyorsunuz bankalar birliği anlaşmasından dolayı birazcık problem yaşayabilir. Bundan dolayı da bonservisi elinde olan futbolculara yöneldi. Özellikle Dursun Özbek yönetimi bu konuda hızlı bir çalışma içerisine girdi. Seri ve Dinayer'le Seri ve Dinayer konusunda çalışmalara başladı Dursun Özbek yönetimi. Dinayer boşta, Seri boşta. Bu tarz isimleri de kulübe kazandırıp düşük maaşla ve bonservis bedeli ödemeden takıma katıp oynatmayı planlıyor yönetim, mevcut yönetim demeyelim daha doğrusu. Dursun Özbek yönetimi diyelim çünkü onun çalışması var. Eşref Bey'in de ekibinin Dinayer konusunda girişimlerde olduğunu söyleyebiliriz ama hani Seri konusunda bir girişimi yok. Ama Dinayer konusunun her iki yönetiminde, her iki adayında girişimleri var. Bir diğer yandan bir iddia ortaya atıldı. Açıkçası doğrulatamadım ama bu haberi konuşmak istiyorum. Dursun Özbek yönetiminin Umut Bozok'la, Kasımpaşa'nın golcüsü, Umut Bozok biliyorsunuz gol kralı oldu. Umut Bozok'un ön prensipte anlaştığı ve Dursun Özbek yönetimi kazanırsa Umut Bozok'un Galatasaray forması giyeceği iddia edildi. Umut Bozok'la ilgili şunu söyleyeyim. Umut Bozok biliyorsunuz yaptığı açıklamada önceliğin Galatasaray olduğunu söylemişti. Galatasaray'da forma şansı bulmak istediğini, Galatasaray forması giymek istediğini söylemişti. Bu da önemli bir istek. Yani futbolcu gelmeye sıcak bakıyor. Belki bu bahaneyle Kasımpaşa ile olan kontratını tekrardan masaya yatırıp Kasımpaşa'dan bir kolaylık isteyip Galatasaray'a gelmek isteyebilir. Bu da Umut Bozok için önemli bir gelişme. Diğer aktaracağım konu ise Dominic Torrent biliyorsunuz 4 Temmuz'a kadar takıma izin vermişti. 4 Temmuz'a izin vermişti ama 5 Ağustos'ta lig başlayacak. Çok dar bir sürede takıma kondisyon yüklemesi artı transferler derken adaptasyon süreci, hazırlık maçları çok sıkıntılı olacak. Bu iznin biraz da erken çekilmesi lazım. Dominic Torrent sanki önümüzdeki sezonda takımın başında kalacakmışçasına hazırlıklar yapmaya devam ediyor. Florya'dan ekibiyle beraber Florya'da çalışmaya devam ediyor. Alt liglerdeki işte U19 ve alt yapıdaki isimleri takip edip, oradaki maçları takip edip, antrenmanları takip edip takıma, A takıma hangi isimleri kavuşturabilirim? Bunların hesabını yapıyor. Özellikle de Eren Aydın, Sarper gibi isimleri kamp kadrosuna almasını bekliyoruz. Emir Tintiş'i yine kamp kadrosuna almasını bekliyoruz. Cankat'ı kamp kadrosuna almasını bekliyoruz. Hamza Akman'ı, Baran'ı, Beknaz'ı, bu tarz isimleri kamp kadrosuna almasını bekliyoruz. Fakat hani Emir Tintiş ve Cankat konusunda menajer ile ilgili bir problem var. Henüz bu iki futbolcuya ilgili profesyonel imza atılmadı. Kulüp içerisinden aldığım bilgi, çok güvenli bir kaynaktan aldığım bilgi şu yönde. Emir Tintiş ve Cankat'ın menajeri Galatasaray'la Galatasaray'ın önerdiği sözleşmeye yanaşmadığına dair, umarım Cankat ve Emir Tintiş de bu menajer oyununa gelmeyip Galatasaray'da kalıp Galatasaray'ın evladı olmaya ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam ederler. Benim açıkçası istediğim, umduğum şey bu. Emir çok yetenekli bir çocuk. Ben de takip ediyorum kendisini. Umarım bir gün Galatasaray'ın sol bekinde Emir'i görürüz. Fizik kalitesi, ayakları temiz, hızı iyi, oyun görüşü iyi. Tabii ki geliştirebilir. Bunlar süper demiyorum ben ama altyapıdaki maçlarda beğendiğimi söyleyebilirim. A takımda alacağı eğitimle beraber bence biraz daha kendini geliştirebilir. Fatih Terim'le ilgili de ilk gelişmeyi biz aktarmıştık buradan zaten. Murat abiyle beraber, Murat Aktağ'la beraber. Dursun Özbek yönetiminin Fatih Terim'i ikna etmeye çalıştığını söylemiştik. Bizden sonra da bu haber yapılmaya başlandı ama ilk haberi biz paylaştık bu konuda. Galatasaray mevcut başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim'i ikna etmeye çalışıyor. Eğer olmazsa Okan Buruk da diğer aday. Okan Buruk da hani daha rahat anlaşabilirler ama Fatih Terim konusunda teknik direktörüm yoksa bir futbol aklı olarak mı düşünülüyor? Bunu da zamanla göreceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, videomuz bu kadardı. Galatasaray'daki son gelişmeleri, son güncel bilgileri, aldığım bilgileri sizinle madde madde paylaştım. Umarım mutlu olmuşsunuzdur ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bizlere abone olursanız ve videoyu beğenmeye devam ederseniz bizleri de mutlu edersiniz. Canlı yayınlarda sizlerden gelen o değerli soruları ve değerli görüşleri almaya ve yorumlamaya, sorularınıza cevap vermeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.